Evet, kayda geçsine başlıyoruz. Bugün stüdyomuzda Merkez Ankara'da bulunan Türkiye'nin önemli düşünce kuruluşlarından biri olan SETA'nın başkanı Taha Özhan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetimizi kabul ettiğiniz için. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün de kayda geçecek sorular sorup kayda geçecek yanıtlar almak için uğraşacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çok yakın bir tarihte, hemen dün diyebileceğimiz kadar yakın bir tarihte, dünden bir gün öncesi Başbakan Erdoğan bir heyetle İran'a gittiler. Orta Doğu'nun bu karışık sürecinde Suriye denklemi içerisinde de İran hakikaten kritik bir rol oynuyor. Bir yandan da Türkiye'nin iç kamuoyunun sürekli odaklandığı bir başka tartışma var. 17 Aralık operasyonu ve bu operasyonun yansıması, kaset ses kayıtları, tartışmalar, operasyonlar, görevden almalar. Ve bütün bu Türkiye siyasetinin tartışmalı gündeminde bir isim, bir kurum, MİT ve o kurumun müsteşarı Hakan Fidan öne çıkıyor. İran ziyareti vardı. İrancı olmakla bir dönem suçlandı Hakan Fidan veya eleştirildi. Artık bu nasıl kabul edilebilir onu bilmiyorum. Kendisi de İran'a ve bu sürece dair seyahati oldu ve bu sürece katıldı. 17 Aralık operasyonundan başlayalım konuşmaya. Çünkü 17 Aralık operasyonunun iç dinamikler üzerinden yürüyen bir operasyon olup olmadığı tartışılıyor. Altı çizilen bir nokta. Ki hemen akabinde Merkez Bankası'nın bir faiz artırımı söz konusu oldu. Bunlar iç içe geçmiş olaylardır, operasyonlardır dendi. Bu anlamda 17 Aralık operasyonu ve devamında yaşadığımız süreç iç dinamikler üzerinden yürüyen bir süreç mi? Yoksa Türkiye'yi kuşatan siyasal, küresel konjonktürde bu operasyonla ilişkili mi? Ya şimdi takdir edersiniz ki yani dünyanın içinde bulunduğu küresel ortam, küresel ekonomik ilişkiler, üretim ilişkileri, siyaset ilişkileri, politika belirleme ilişkileri neredeyse bütün meselelerde size aslında dışarıdan da bir bakma fırsatı veriyor. Ama bu çoğu zaman yanıltıcı da olabilir. Muhakkak bir doğruluk payı var. Muhakkak bazı meselelerde dışarı çok ciddi anlamda önemli. Ama bu meselede dışarının önemli olmasını ortaya çıkaran birkaç unsur olmakla beraber öncelikle içeride neler olduğuna bakmak lazım. Ne oluyor içeride? İçeride şu oluyor. İçeride iyi kötü normalleşmeye başlayan bir Türkiye var. Bu cümleyi daha açık nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Ben bu şekilde dedikçe devamında söylediğim şeylerden dolayı eleştiren isimler nerede normalleşmiş Türkiye diyor. Ben tekrar söylüyorum, eğer Türkçe bilgisi bu konuda çok büyük sıkıntı çıkarmayacaksa, normalleşmeye başlayan bir Türkiye var. Bu normalleşmeyle beraber Türkiye, işte kimlerinin yeni Türkiye dediği ama kesinlikle farklı bir dönem, yeni bir tecrübe var karşımızda. Bu yeni tecrübe eski Türkiye dönemlerinde devlet-toplum ilişkilerinde, devletin kendi kurumlar arasındaki ilişkilerden kaynaklanan kriz alanlarında birçok boşluk yaratıyordu. Özellikle devlet-toplum ilişkilerinde ortaya çıkan boşluğu tedarik edici ve telafi edici aktörler çıktı hep. Devlet-toplum ilişkilerinde boşluğun ötesinde kriz olduğu zaman da o kriz alanlarında örgütlenebilen yapılar ortaya çıktı. Kürt meselesi dediğimiz mesele devlet-toplum ilişkilerinde, devlet-vatandaş ilişkilerindeki devasa bir kriz alanının ortaya çıkardığı bir boşluktu. Orası dolduruldu. Oradan büyük bir toplumsal hareket şimdi çıktı. Akademik olarak kullandığınız bu cümleyi şöyle basitleştirirsem içeriğini boşaltmış olur muyum? Yoksa tam da böyle mi kastettiğiniz şey? Devlet toplum derken mesela Kürt meselesinde kastettiğiniz şey, bu coğrafyada, bu ülkede yaşayan Kürtler ve onların devletle olan ilişkisi. Devlet toplum ilişkisinde oluşan boşluk, bunun içerisinde aktörler, PKK gibi bir örgüt. Tabii oraya geldim. Şunu söyleyeceğim. Yani devlet-vatandaş ilişkileri bir adalet zeminine ve kabul edilebilir bir ortalama ahlaki zemine oturmadığından dolayı daha da net söyleyelim. Kemalist devlet projesinin kendi vatandaşıyla hem de birçok farklı renkteki vatandaşıyla kurduğu kötü ilişkilerin ve sorunlu ilişkilerin ürettiği bataklıktan ister istemez birçok farklı hareket çıktı. O boşluğu da dolduran birçok toplumsal hareket çıktı.
Bunların meşru işler yapıp yapmamasından bağımsız olarak bu alanı aslında büyük ölçüde devlet kendisi açtı. Aynı şey bugün tartışmanın göbeğinde oturan Gülen grubu için de geçerli. Yani aynı hareket tıpkı birçok farklı hareket gibi 80'lerde, 90'larda devletin beceremediği, vatandaşıyla kötü ilişkiler kurduğu, toplumla kötü ilişkiler kurduğu alanlarda telafi ve tedarik edici bir... Bu alan din alanı mıdır? İnanç alanı mıdır? Din alanı var. Gülen cemaati için belki bunu çok fazla söylemek mümkün değil. Onlar ağırlıklı olarak eğitim alanında faaliyet gösteriyorlardı. Ticaret alanında ciddi sıkıntılar var. O boşluk dolduruluyordu. Yani Kemalist devletin en travmatik şekilde vatandaşla kurduğu ilişkilerin uzun yıllar devam eden yapısı içerisinde birçok hareket ortaya çıktı. Peki eski Türkiye, yeni Türkiye kavramında... Aynen, işte post Kemalist bir Türkiye'den eğer bahsedeceksek, eğer yeni bir tecrübenin başlangıcındaysak, eski Türkiye içerisinde ideolojik renginden bağımsız söylüyorum. Yani soldan, İslami kesimlerden, milliyetçi kesimlerden birçok hareket beraberinde bir dönüşüm yaşamak durumunda kaldılar. Eğer bu dönüşüm erken fark edebildiyseniz bu bir adaptasyon sorunu olarak atlatıldı. Eğer bunu erken fark edemediyseniz bu bir varoluşsal krize dönüştü. Mesela bunu en erken fark eden aktör AK Parti olduğu için bugün iktidarda. Hemen ilk travmayı yaşadıktan sonra 90'ların sonunda ciddi bir dönüşümü kendisi geçirdi. Ve çok büyük bir risk aldı. Bakın Erdoğan 90'ların sonunda 2000'lerin hemen başında çok ciddi bir şekilde hareketinden koptu. Yeni bir yol haritası çizdi. Ve arkasında hiçbir destek bulamayabilirdi. Bu çok cesur bir adımdı. Bu açık bir şekilde dönüşümün aktörünü olacağını ilan etmesiydi. Ve tekrar edeyim, hiçbir destek bulamayabilirdi. Ama bu cesareti ve hakikaten Türkiye'nin de dönüşeceğine dair inancı ve doğru tahmini onu aldı, iktidara getirdi. Peki 17 Aralık konusunda ipin koptuğu yer neresidir? Şunu kastediyorum. Yani çünkü artık Türkiye'de bu defalarca konuşulduğu için bazı şeyleri tekrar etmemek için, yani bunun bir 7 Şubat süreci evveli evet. gibi bir yerden de geldiği için mesela şöyle bir tez gelişti. Gülen cemaati de başka aktörler gibi çözüm sürecinin gidişatından rahatsız oldu ve operasyon çözüm sürecine karşıydı aslında. Bütün bu operasyonlar sadece 17 Aralık değil. Bu teze, bu iddiaya siz ne diyorsunuz? Niçin bu soruyu soruyorum? Çünkü normalleşme kavramını çok sık kullanıyorsunuz. Normalleşme sancısı diye bir kitap yazdınız. Ve henüz çıktı bu kitap. Evet, yeni çıkmış bir kitabınız. Normalleşme sancısı açılımdan çözüm sürecine Türkiye diyor. Yani açılımdan çözüm sürecine Türkiye 2008-2013 bu 5 yıllık zaman üzerine çalışmış durumdasınız. Diğer tarafta 10 yıllık Aralık operasyonu ve sonrasındaki süreci de takip etmiş durumdasınız. Ve ortada bir tez var. Aslında birçok aktörün, cemaatle dahil birçok aktörün harekete geçmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi çözüm sürecinin gittiği istikamet. Bu teze katılıyor musunuz? Yani ben tabii böyle bir iddiada bulunursam altını doldurmam gerekir. Yani devamında sizin bana sormanız gereken soru nasıl bu mümkün diye. Bende onun cevabı yok. Ama ben gözlemlerimi dile getirebilirim. Tıpkı birçok aktörün yaptığı gibi. Çözüm sürecinin Türkiye'ye götüreceği yer normalleşmenin daha da derinleşmesi. Özünde de basit bir mesele. Silahlı bir mücadeleye ihtiyaç duyulmayacak. Bütün mücadelelerin meşru alan içerisinde yapılabileceği bir Türkiye. Türkiye'nin istikameti zaten buraya doğru gidiyor. Ve bu silah meselesi aslında Türkiye'nin 2000'lerin hemen başında çoktan vazgeçmiş olması gereken aktörler karşımızda olmalıydı. Ama yaklaşık bir 15 seneye varacak bir gecikme süreci yaşanıyor. 99'da örgütün lideri Abdullah Öcalan Türkiye'ye verildiğinde Türkiye devleti bu örgütün liderini yakalayıp PKK'yı bitirdiğine kendisini ikna edemedi. Evet. Örgütün liderini kaptıran PKK da silahlı mücadelenin bittiğine kendisini ikna edemedi. Bu travma aldı, bugünlere geldi. Bunun içerisinde Gülen cemaati gerçekten bu dönemde önemli bir aktör müdür diye soracak olursanız, 17 Aralık sonrası ortaya çıkan ve paralel devlet olarak adlandırılan yapı ve bu iddialar doğruysa, evet önemli bir aktöre dönüşebilir. Çünkü bizim bu çözüm sürecinin de eğer açılımdan bu yana, yani 2008'den bu yana devlet içerisinde, hükümet içerisindeki ana aktörlerine bakarsanız bu iki kurumda olduğunu görürsünüz. Yani açılım sürecinde Sayın Beşir Atalay İçişleri Bakanı'ydı. Bakanlık ana bir gövdeyi oluşturuyordu. Çözüm sürecinde ise Adalet Bakanlığı Sayın Sadullah Ergin ana sürükleyici motor gücü oluşturuyordu. Demek ki bu PKK meselesinde, Kürt meselesinde ya da Türkiye'deki demokratikleşmede bu iki kurum, yani güvenlik ve adalet organizasyonunu sağlaması iki kurum, sağlaması gereken iki kurum çok hayati görevler ifa ediyor. Eğer bu iki kurumda yine iddia edildiği gibi bu hareket örgütlenmişse
ve emir komuta zincirinin dışında da işler yapmaya kalkıyorsa doğrudur. Sadece çözüm sürecine değil, başka birçok demokratikleşmeye de etkileyecek yerlerde maalesef menfi etkiler olmuş olabilir. KCK davaları ile ilgili bu anlamda ciddi bir gündem oluşturuldu. Bunlar tabii hepsi iddia makamında şeyler. Ama şunu söylememiz mümkün. Ki burada da zaten biz de yargılamıyoruz. Sadece analiz etmeye çalışıyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Tespit de yapmak mümkün. Sadece analiz de değil. KCK işini biliyorsunuz. Özellikle 2009 evet. Mart seçimlerinden sonra Nisan ayında, Mayıs ayında başlayan bir süreç. Ardından kar topu gibi böyle aritmetik bir şekilde büyüyerek anlamsız, absürt bir yere doğru gitti. Yani binlerce insanın tutuklandığı bir... Çok meşhur bir fotoğraf var ki algılarda... Tabii. Yani. Bunlarla ilgili bir sürü istifham cümlesi dile getirildi. Bunların doğruluğunu dediğim gibi benim tespit etmem mümkün değil. Ama şunu tespit etmemiz mümkün. Bu grubun medya organlarında bu mesele nasıl ele alındı? Neredeyse KCK sayfasıyla çıktı. Aylarca hatta yıllarca bu medya organlarının bazıları. İnanılmaz bir iştah görüldü bu KCK meselesinde. Abartılı bir şeytanlaştırma. Bu da bir sürü istifhamın oluşmasına yol açtı. Tıpkı bu MİT meselesinde, birçok böyle istihbarat meselesinde ve Ergenekon meselesinde yaşanan abartılı iştahın kafalarda önce birçok soru işareti oluşturması ama neredeyse ispatı imkansız olan, delillendirilmesi neredeyse mümkün olmayan, ancak devlet içinde bulunursanız ve görürseniz bir şeyler olduğunu, bu da yetmez, bunu bir dava konusu yapabilecek oranda delillere hakim olursanız iddialarınızı ispatlayacağınız bir mesele olduğu için o alandaki, o fulü alanda aslında çok kolaycı, rahat, biraz da başına buyruk bir dönemi biz yaşadık son 5 senesinde ki bu kitabın da konusu olan o 5 senede biz bu sahneleri çok gördük. Yani elimizde tespit düzeyinde kullanabileceğimiz alanlar bunlar. Son tartışmalarda da benzer bir şey üstünden gitmek mümkün. Unutalım bütün bu Gülen grubu tartışmalarını, şunları bunları. Sadece bir basit net ve okuryazarlığı üzerinden bile bu meselenin taraflarının kimler olduğunu 3 aşağı 5 yukarı görmek mümkün. İlk başta sorduğunuz soruya da söyleyeyim de bu faslı nispeten kapatmış olarak. Yani bu İrancılık meselesi de yani benim açımdan çok absürt bir tartışma. Yani hiçbir yere oturmayan bir şey. Yani bir kendi dünyanızda bir İrancı diye bir tarif yapıyorsunuz. Çok şeytanlaştırılmış bir tarif bu. Devlet açısındansa çok rasyonel ilişkilerin kurulduğu bir alan bu. Yani Suriye'de karşı karşıya olduğu, Irak'ta burun buruna geldiği, işte İran'da devlet gidiyor, oturuyor, görüşüyor. Diğerleri için de aynı şey geçerli. Yani Mısır'da karşı karşıya olduğu, burun buruna olduğu Suud'la da Suriye'de yan yana gelebiliyor. Mısır'da karşı karşıya olduğu, inanılmaz retorik düzeyinde laflar söylediği Avrupa'yla da yan yana gelebiliyor. İsrail'de kesinlikle ayrı kamplarda olduğu Amerika'yla da oturup yan yana gelebiliyor. Suriye'de kesinlikle farklı pozisyonlarda olduğu Rusya'yla da anlaşma üstüne anlaşma imzalıyor. Demek yani İsrail'le ilişkiler çok kötü. Ticari ilişkileri kesinlikle. Yani demek ki burada yani işte iyi kötü bir devlet rasyonalitesi var. Bu İrancılık düzeyindeki bu pejoratif tartışmanın bizi götüreceği bir yer yok. Bir, yine bunu sadece medya okuryazarlığı üzerinden yapsanız bunun büyük ölçüde nerede yapıldığı belli. Gülen cemaatinin, Gülen grubunun yayın organlarında bu ağırlıklı olarak var. Siz de zaten bana onu soruyorsunuz. Hı hı. Buna da benim diyecek fazla bir şeyim yok. Yani grubun liderinin başka bir ülkede yaşadığı bir hareketten bir ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın başka bir ülkenin adamı olduğu suçlaması geliyormuş. Bunu buyurun cevaplayalım yani nasıl cevaplayacaksak. Şimdi siz bir düşünce kuruluşunun başkanı olarak ve sahada da ayrıca araştırmalar yapan, ayrıca bilimsel araştırmalar yapan bir kuruluş, SETA, sık sık raporlar hazırlanıyor Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli meseleleriyle ilgili olarak. Az önce tam da bu hem çözüm süreci hem de Gülen cemaatinin bu alanda yürüttüğü çabalar, çalışmalar ve kadrolaşmayla ilgili iki şeyi vurguladınız. Çözüm sürecini yürüten iki önemli kurum var Türkiye'de. Biri güvenlik, biri adalet. Yani biri İçişlerine, biri Adalet Bakanlığı'na bağlı olan iki kurumsal yapıdan bahsediyoruz. Güvenlik krizi var çünkü bir demokrasi açığı var. Evet. Yani normal bu. Evet. Şimdi her iki yerde de Sadullah Ergin ve Sayın Beşir Atalay çok önemli pozisyonlarda bu süreci başlatan, temelini kuran ve yürüten bunca harala gürelenin içinde yürütmeyi başarmış iki isim. Hala sorumlu. Evet, hala süreçten sorumlu başbakan yardımcısı. Şimdi her iki kurumda da
kadrolaşmış olan ve 17 Aralık hatta 7 Şubat'ta birlikte görünür olan bir yapıdan bahsediyoruz. Ama bu yapı bugün ortaya çıkmadı. Hani geçmişi bir 30-40 yıla doğru evrilse de güçlendiği ve hareket alanını genişlettiği, sizin o bahsettiğiniz boşluğu doldurduğu dönem biraz da bu son 10 yıllık bir dönem. Neden daha önce bu fark edilemedi? Bu işin sosyolojik, psikolojik ve liyakat ve itimat sarkacında nerede bir seçim yapıldığı, belki nerede bir hata yaptığıyla ilgili bir sorunun cevabını aradınız mı hiç? Bu soruya şu soruyla birlikte cevap verirsiniz de katarak izleyicimiz Selim Akgün sosyal medyadan soruyor. Operasyonun hedefi gerçekten rüşvet ve yolsuzluklar olamaz mı? Gidişat operasyonun hakkını göstermiyor mu son olaylarda diyor. Onu da ekleyerek. Yani şimdi bana anladım, onu da unutmayız inşallah. Şimdi bana sorduğunuz soru bir sosyoloji sorusu aynı zamanda, ama aynı zamanda da bir güvenlik sorusu. Bu hareketin öncelikle devlet-vatandaş ilişkilerinden dolayı ortaya çıkan alanı doldurmak gibi çok meşru bir hakkı var. Önce onu bir teslim edelim. Yani çok doğal bir şekilde emek vererek, fedakarlıkla bu alanları doldurabilirler. Her meşru aktör gibi buna hakları var. Tartışma anladığım kadarıyla AK Parti döneminde bu alanı niye doldurdular şeklinde değil de paralel devlet diye tarif edilen, aslında yani doğrusu da devlet içinde devlet tartışması bağlamında ele alınmaları. Bu da bir güvenlik sorunu. Evet. Bunun niye fark edilemediği sorusu herhalde şunla ilişkili. Yani ortaya iktidar açısından, devlet açısından bir cürüm olarak görülecek bir sıkıntı yaşanmadığı sürece gayet doğal ve meşru bir şekilde toplumda örgütlenmiş bir hareketin devlet içerisinde de bir görünürlüğünün olması normal karşılandı. Sorun orada, bu görünürlüğün toplumdaki görünürlükte ne kadar doğal bir irtibat ya da ne kadar temsil gücüne sahip oldu. Eğer siz toplumda olan doğal meşru görünürlüğünüzün çok üzerinde bir şekilde belli kurumlarda var olduğunuz andan itibaren sıkıntıya yol açacak alanlar açılıyor. Bunu biz Ergenekon sürecinde de gördük. Ondan önceki başka şeylerde de gördük. Yarın da görme ihtimalimiz var. Önemli olan hakikaten devletin adaletli bir şekilde kimliğinden dolayı nereden geldiğine bakmaksızın bunlara eşit şekilde, eşit mesafede durmaya çalışması, ama aynı şekilde bu devlette çok meşru bir şekilde var olma hakkına sahip olanların da bunu suistimal etmesinin önüne geçmesi. Önüne geçilemediği ortada. Yani bu sıkıntıların kaynağı burada. Suçu izlemesi, suçluyu yakalaması gereken birimler, yani yine adaletten ve polisten birimler, emniyetten birimler, suçu yakalamak ve suçlunun peşinden koşmak yerine aylarca ne suçu takip ediyorlar ne de suçluyu yakalıyorlar. Adeta başka bir savaşta kullanılmak üzere 14-15 ay boyunca mühimmatlar biriktiriyorlar. Ve zamanı geldiğinde de, yani bir seçim öncesinde de yeterince ses çıkaracağına inandıkları andan itibaren bu bambaşka dosyalardan oluşturdukları, bambaşka materyallerden oluşturdukları bombayı patlatıyorlar. Etki gücü, tesir gücü çok daha fazla olsun diye. Sıkıntı da tam da buradan başlıyor. Mesela biz o süreçte başka hangi suçluların ve suçun, eğer öyleyse, takip edilmediğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle büyük de bir krizimiz var. Yani bizatihi bu devletten suçun peşinde koşması gereken aktörlerin suçu görmelerine rağmen onu bir kenarda tutmaları, bekletmeleri ve başka bir amaç için kullanmalarını görünce... Peki aksi yönde çıkan ses kayıtlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Fethullah Gülen'in olduğu iddia edilen ses kayıtlarını veya hatta bazı işte tırnak içinde abilerin olduğu iddia edilen ses kayıtları da var. Bir partide dün çıktı. Yani bunları bilmiyoruz tabii, yani ne kadar doğru ne kadar yanlış, o ayrı bir şey, ama biraz böyle bir karşılıklı durum mu var? Yani ses, odaklarını bilmiyoruz. Evet, yani bu ses kayıtları işi yani onlar sanki bekletilmiş ve belli bir zamanlamayla çıkıyor gibi. Yani bir tarafın bir kartı var, onu oynuyor, öbür tarafta önündeki kartı oynuyor gibi bir görüntü çıkıyor mu? Öyle tabii çıkıyor. Yani çıkmaması mümkün mü? Yani böyle bir absürt kavganın ortasında bunların çıkmaması mümkün değil. Ben bunu 6-7 hafta önce, yani bu iş gerçekten belden aşağı bu kadar inerse
çok çirkin yerlere gider ve çok farklı karşılıklı adımlar atılır ve devlet bir tarafta var, diğer tarafta da bir organizasyon var. Bu ikisinin mücadelesi de olabilecek en çirkin manzaraları ortaya çıkarır dedim. Bunu yani bir tavsiye ve uyarıydı, hala yapıyorum. Bunu mesela tehdit şeklinde okundu bu. İşte tehdit ettiğimiz falan söylendi. Bunlara gerek yok. Yani bu karşılıklı bu yapılan nedir açıklamalardı, bu, özellikle bu belden aşağı işleri diyorum ben onlara, bu kaset savaşlarını götüreceği tek şey kirli çamaşırların iyice ortaya dökülmesi. Peki şaşırıyor muyuz? Hayır, kesinlikle şaşırmıyoruz. Kesinlikle şaşırmıyoruz. Bunları biz geçmişte de gördük. Bu meselede de ortaya çıkıyor ama bu kasetlere hiç ihtiyaç olmadan. Yani Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen Hoca, zaten basın demeçleri veriyor, uzun uzadıya demeçler veriyor. O demeçlerde de tek gündem maddesi bu meseleler ve pozisyonu çok açık bir şekilde bir taraf olarak ortaya koyuyor. Ama Türkiye'de geçmiş yıllarda susurluk süreci ve benzeri dönemlerde bu kasetlerle haşır neşir olduğumuz başka dönemler de olmuş hatırlarsınız. Korkmaz Yiğit vesaire şeklinde farklı konulardı belki ama sanki Türkiye toplumu da böylesi kriz zamanlarında ve güçlerin kendi arasındaki çatıştığı dönemlerde aslında perden arkasında ne olduğuna dair bazı donörlere ulaşabiliyorlar. Toplum açısından, devlet açısından veya sistem açısından ne olur? Toplum açısından görece aydınlandığı bir dönem diyebilir miyiz kriz dönemlerine? Yani bir noktaya kadar diyebiliriz. Ama şu sorunun cevabını herhalde ağırlıklı olarak, bilmiyorum siz ne dersiniz ama ben ağırlıklı olarak şu söyleyeceğim şekilde verileceğini düşünüyorum. Yani bu ortaya saçılan kasetlerdeki tartışmalar, şeyler hiç duymasaydık, duymasaydınız. Hı hı. Üç aşağı beş yukarı benzer bir manzaranın olduğunu tahmin etmiyor muyduk desem herhalde büyük bir kesin. Bu kamu yararı yok bunda diyorsunuz. Yani vardır muhakkak, yani kesin vardır. Kayda geçmiş oluyor, açıkça ortaya çıkmış oluyor. Ama yapılan saha araştırmalarında da %70'e yakın bir kesim neredeyse, hatta daha fazlası bu işlerin böyle bir operatif, istihbarat işleri olduğunu, sadece yolsuzluk operasyonu olmadığını, yolsuzluğun var olduğunu teslim etmekle beraber bunu ortaya çıkaran mekanizmanın, ortaya çıkaran çalışan mekanizmanın başka emelleri olduğunu, işte sizin en başta sorduğunuz hatta toplumun ciddi bir kısmı bu işin bir dış mihrakla da bağlantılı olduğunu doğal olarak satın alıyor. Evet. Yani işin de böyle bir tarafı var. Yani dolayısıyla hiçbir kaset işine bulaşmadan da toplum yaşanan şeylerin şeffaf olmamasından dolayı zaten kendisi de gizemli içine yüklüyor. Buraya bir virgül koyalım. Reklama gidelim. Daha sonra bu kaldığımız yerden benim de bir sorum var. Oradan devam edeceğiz. Kayda geçsin, reklamlardan sonra devam edecek. Evet, SETA Başkanı Taha Özhan'la konuşmaya devam ediyoruz. Reklamlara geçmeden önce sizin söylediğiniz bağlamda ben şunu size yöneltmeyi istedim. Şimdi kasetlerin kamuoyuna yansıtılıyor olması, dolaşıma giriyor olması bir şey elbette. Ama bundan daha önemlisi buna hazırlıklı olunması, bu kasetlerin hazırlanması, bu belgelerin hazırlanması, kayıtların tutulması ve günün birinde vakti geldiğinde yayınlanıyor olması. Bu hazırlılık halini ne demek lazım, neye yormak lazım? Bir şeye hazırlanmak ve ikincisi de o şey ne savaşı, süreci başlatan? Valla işte yani bu dedim, tekrar söyleyeyim, yani şaşırdığımız bir şey değil. Bunun da temel sebebi bu hareketin özellikle son 2008'den bu yana, 2007'nin sonundan 2008'den bu yana zaten ağırlıklı olarak bu türden mevzulara dair istifamla anılması, ciddi şekilde gündem yapılması, bu tür tartışmaların tam göbeğinde olması, bu meseleleri böyle benim bekçi perspektifi dediğim, altı üstü bu olan bir perspektifle bütün Türkiye'yi, bölgeyi, dünyayı kurtaran ağırlıklı olarak da medyatik bazı yeni yüzler tarafından fazlasıyla kullanılmış olması ve bunlarla bir rahatsızlık duyulmaması, bunlara kendi alanlarında da yer açmış olmaları böyle bir şeyin üzerlerine yapışmasını sağladı. En yoğun şekilde bu türden araçlara tevessül etmiş bir yapı olarak göründü. Bunları da tekrar edeyim, yani böyle bir müthiş tespitler yapmıyorum, işte biraz medya okur yazarlığınız varsa son 5-6 yılda bu dediğim şeylerin adresinin neresi olduğu
tespit etmek o kadar zor değil. Dolayısıyla bunlarla beraber yeniden anılmaya kimse bir kere şaşırmıyor. Bir hazırlık yapılmış mı? Yapılmış. Bundan da daha doğal bir şey ben göremiyorum. Yani siz normal şartlar altında istihbarat dünyası denilen dünyanın içerisine bu kadar rahatlıkla girebilecek bir cesareti kendinizde buluyorsanız, normal şartlar altında bir toplumsal yapı, toplumsal hareket düzeyinde kalmak yerine bedeli de herhalde bu türden tartışmaların içerisinde ilk hedef olmak oluyor. Maalesef durum böyle. Şimdi bunları eğer bu belgelerin, bu kasetlerin her birini cephane gibi düşünürsek bir gün bu savaşın başlayacağı öngörülmüş. Onu başlatan şey ne? Yani ne oldu da Gülen cemaati bu ülkenin seçilmiş hükümetine karşı bir bu tür çatışmaya, bir savaşa girme ihtiyacı duydu? Ne oldu? Onu başlatan neydi? Bunu yani ilk adım olarak bir 7 Şubat'a götürmek lazım. Yani 7 Şubat'ta bu ülkenin MİT müsteşarına işte kastetmeye çalışan bir yargı polis darbesi girişiminde bulunuyor. Peki orada kamuoyuna yansıyan iddialara ne diyorsunuz? Çünkü o iddialar ciddi iddialar ve hatta onun devamında daha bu yakında iddialar mesela şöyle örneğin KCK'nın içerisinde MIT'in istihbari alanında sızmasının ötesine geçtiğini, ha, bu örgütü yönetmeye başladığını, hatta bazı eylemleri bizatihi MIT'in organize ettiğini, son dönemlerde tekrar bir daha konuşuyor. İşte İstanbul'da yakılan otobüsteki kişinin MIT elemanı çıktığı, Serap'ı yakan aslında, Serap'ı devlet yaktığı olarak gidiyor bu iş. Bazı şehit olan askerlerin söz konusu olduğu operasyonlar bu kadrolar tarafından ve şu tartışıldı. Bir örgüte sızmış olan istihbarat elemanı orada deşifre olmak için o örgütün eylemlerini yaparsa bundan sorumlu mudur değil midir? Evet. Gibi konularla tartışmak. Bunlar bu iddialar çok ciddi iddialar çok, ve soruşturulmadı. Evet, doğru, bunlar yerinde tartışmalar. Ama biz bir kere 7 Şubat'taki ana dosyanın ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii. Bir başka güçlü kulis bilgisi de Ankara'da. Bunun tamamen OSTO ile alakalı olduğu şeklinde. Evet, ama doğru. Mesele sadece bu da değil. Yani mesele toplamda bir perspektif farkı. Perspektif farkı pekala olabilir. Çok meşru bir şey. Ama perspektif farkı devlet içerisindeki farklı kurumlardaki kadroların marifetiyle seçilmiş hükümete siyaset vaaz etme ve bir meseledeki yaklaşımını hayır o şekilde değil doğrusu budur deme noktasına götürdüğünüz andan itibaren büyük bir krize dönüşüyor. Daha Türkçeleştirelim. Kürt meselesi kardeşim öyle çözülmez böyle çözülür. PKK ile böyle muhatap olunmaz şöyle yapılır şeklinde bir siyasete dönüştüğü andan itibaren bir vesayet girişimine dönüşüyor ve bu ne o vesayet girişimi de meşruiyeti konusunda neredeyse hiç şüphesi olmayan güçlü bir iktidarlarından dolayı aslında çatışmaya dönüşüyor. Şöyle, ince çizgi nerede ayrılır? Örneğin tırlar meselesi de var. Aslında birbirinden hiç farklı değil aslında bu. Olaylar, örnekler farklı olabilir ama hani yaklaşım açısından çok farklı değil. Mesela tırlar meselesinde de işte bir yandan dendi ki öyle veya böyle bu ülkenin bir özel operasyonu deşifre edilmiştir. Ve deşifre eden de bu ülkenin yine savcısı, hamle yapan da bu ülkenin jandarması. Ona mukavemet etme ihtimali olan da bu ülkenin MIT'i. Şimdi böyle de bir resim var. Ve bu resim içerisinde ama hep şunu sorgulamak zorundayız. Bir yandan belki de Suriye politikası da böyle olmaz ve o yüzden yapmış olabilir. Cenevre öncesi bir mesaj vermek için de olabilir. Birçok okuması olabilir. Veya işte 7 Şubat'la ilgili iddialar Oslo hedef olmuşsa bile. Şimdi bu süreçlerin denetlenebilirliği açısından kullanabilecek enstrümanlar devlet açısından mesela emniyet ve yargı gibi kurumlardır. Örneğin eğer bir seçilmiş iradenin bu anlamda aldığı hiçbir karar hiçbir şekilde yargı ve emniyet tarafından denetlenemez dersek hani ne bileyim İran Gate gibi bir skandal o zaman vatan hainini ortaya çıkarmak vatan hainine denk düşebilir Amerika'da. Ve benzeri bir sürü işte İngiltere'de MI6'i yerle bir ettikleri dönemler de oldu. Bu anlamıyla Amerikan devleti, İngiltere devletini bile politika, zor duruma düşürebilir. Şeyler oldu. Zor duruma düşürmek başka bir şey. İran Gate dediğiniz şey de son tahlilde
suçun ne olacağına son kararı verecek şey, oradaki yargı veya İran, Amerika'daki güvenlik unsurları olamaz. Son toplamda bir politika tercihi. Yani ne İran geç, işte silah satmış. Evet. Amerika silah mı satmıyor başka yerlere? Niye İran'daki mesele büyük bir sorun oluyor da Latin Amerika'da silah sattığı şey hiç sorun olmuyor? Burada da yine bir siyaset kavgası var. Burada da aynı sorun var. Yani burada mesele illegal bir örgütün içerisinde yer alan gizli istihbarat memurlarının işlediği suçlar falan değil. Ben ona şunu söyledim 7 Şubat'ta. Şöyle yazdığımı hatırlıyorum. 27 Nisan El Muhtarası'nın ilkokulda ilahi okuyan çocuklarla, milli eğitimdeki öğretmenlerle alakası ne kadarsa, 7 Şubat'ın da suç işleyen devlet memurlarla alakası o kadardır. Bazı şeyleri olsaydı neticesi ne çıkardı diye bakmamız lazım. Eğer şöyle okuyacaksak, 7 Şubat'ta ülkenin bir müsteşarı tutuklanırdı. Bazı illegal eylemlere karışmış olan güvenlik ve istihbarat unsurlarının bundan sonra çok demokratik Türkiye'de hiçbir böyle yanlışa imza atamayacağını önüne geçirmiş olurdu. Başka da bir şey olmazdı diyebiliyorsak, bunlar bu başka bir şey olur. Ama yok, bunu diyemiyorsak, yani MİT müsteşarı bir senaryoda başbakana hiç gitmesine gerek yok. MİT müsteşarını böylesi bir olaydan kaybeden başbakanın, hükümetin neler yaşayabileceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorsak, kaldı ki o MİT müsteşarı ile ilgili sadece bu mesele değil, başka birçok meseleden dolayı böylesine büyük bir rahatsızlık da ulu orta ilan edilmişse, biz kalkıp bu meseleyi suç işlemiş devlet memurları düzeyinde ele alacak olursak, bu 17 Aralık sonrası artık böyle bir safa yapma teknolojisine dönüşen ve herkesin zekasına hakaret eden yolsuzluk operasyonunu sadece yolsuzluk operasyonu olarak görmek zorunda kalırız. Bunu böyle görmek isteyebilirsiniz. Böyle görebilirsiniz. Böyle olan bir ayağı olduğu da muhakkaktır. Ama ben diyorum ki ben sadece bunun öyle olan ayağına odaklanmam. Onu teslim ederim. Doğrudur derim. Ama uyandırdığı etkiyle beraber ele almak durumunda olduğumuzda şöyle söyleyebilirim. O zaman hadi izle, öyle bir ayağı da olabilir. İhmal etmem diyorsunuz ya. Hayır, o tamamen ortaya çıkması gereken bir şey. Yani buna iki şey karar verecek çıkacak maliyete. Mesela bu son 17 Aralık yolsuzluk operasyonundan sonra iki şey çıkacak karşımıza. Bir, mahkemelerde biz sonucunu göreceğiz. O süreç başladı. Zaten o engellenemez. Artık savcılık bir iş yok ortada. İş hakimin önünde. Oradan bir karar çıkacak. Bir de millet bunları görüyor. Tabii. Yani millet bir not verecek. İkisi birleşecek. İkisinin birleşiminden siyasi iktidara bir şey çıkacak. Çarpan çıkacak. Dolayısıyla bu kaçınılmaz bir şey. Yani bu tür... Ama bunu ne kadar konuşabiliriz? Yani mesela sadece buna odaklanalım. Ne konuşacağız? Yani şu cümle doğru mudur? Sizin söylediklerinizden hareketle. Diyelim ki işte 7 Şubat'ta da anlamda suç işleyen devlete dair emareler varsa ki. Varsayalım ki. Veya işte burada bir yolsuzluk görüşete dair bazı emareler varsa, yargıda ileride buna hükmederse vesaire. Ama böyle olsa bile aslında bunlardan hareketle başka bir operasyon yapılmıştır. Esas hareket noktası bu değildir. Niyet bu değildir. Kesinlikle. Anladın mı? Bürokrasi hiziplerinden bir tanesine fırsat mı verilmiştir eğer böyle bir şey? Ya şimdi olmuşsa, şöyle düşünelim. Yani bunun önünü açtığımız andan itibaren mesela maliyede 30 tane vergi denetleme müfettişi suç işlediler. Ne yapacağız? Maliye Bakanı'na mı gideceğiz? Müsteşara mı gideceğiz? Bir tane onbaşı, bir tane binbaşı, bir tane albay suç işlediler. Ne yapacağız? Genelkurmay Başkanı'na mı doğrudan gideceğiz? Yani benim söylemeye çalıştığım absürtlük orada başlıyor. Siz MİT müsteşarını, MİT müsteşar yardımcılarını topyekun kaldırmaya hedefliyorsunuz. Resmen bir kaldırma operasyonu. Yani devlet krizine dönüşebilecek kurumlar arasında. Yani sizin bana verdiğiniz örnek eğer doğruysa işte bir yerdeki bir sokak gösterisindeki muhtemelen zaten. Ben de şey kabul ederim. Doğru olduğunu kabul ederim. Yani çok sıradan bir sahadaki operatif ismin işlediği bir suç var diyelim. Yani bu suçtan dolayı MİT müsteşarına mı gideceğiz? Eğer hal bu ise bu memlekette hangi kurumu nasıl çalıştıracaksınız? Yani gerçekten bu çok meşru bir soru. Dolayısıyla başka bir şey var burada. O başka bir şeyin de ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı meselenin şöyle sağına soluna birazcık bakabilen herkes görüyor, gördü. Orada görünen şöyle bir şey var aslında. Sadece 7 Şubat'ta değil, Mavi Marmara olayıyla birlikte
bir yol ayrımı ve bir pozisyon alış olduğu görülüyor. Şimdi geriye dönüp baktığımızda her şey daha yan yana geliyor ve o fotoğraf biraz daha netleşiyor. Ve fakat Marmara'da alınan pozisyon aslında bir şeyin sonucu. Hani görünür olduğu nokta orası. Şimdi nedir diye baktığınızda MİT Müsteşarı'nın Hakan Fidan'ın atandığı günden itibaren İsrail'le eş zamanlı olarak ifade edile gelen işte daha önce Sayın Beşir Atalay'ın şahsında da benzer bir çalışma yapılmıştı. Ama Hakan Fidan'a yoğunlaşıldı. Burada İrancı olmakla itham edilirken aslında çözüm sürecinin de önüne taş konuldu. Türkiye hükümetinin hem bölge politikaları hem de içeride yürüttüğü bu çözüm süreciyle ilgili olarak her politikasının çürütmeye, dağıtmaya yönelik bir politik tutum, bütün kurumları ve imkanları yapıldığı görülüyor. Şimdi bu fotoğraf böyle bir üst üste geliş, bir netleşme hali var ama biz bunu böyle görüyoruz da bunu somutlaştırmak, bunu belgeye dökmek, bunu bugünlerde sıkça söyleniyor hani bir soruşturma, bir dosyanın, davanın başlama ihtimalinden bahsediliyor. Bu nasıl netleştirilebilir? Yani bunun bir hazırlığı, bir çalışması var mı? Nasıl bu görünen fotoğrafı nasıl somutlaştırabiliriz? Çalışması var mı ben bilmiyorum tabii ama Gülen grubunun temsilcileri kabul edilen isimler de haklı olarak eğer böyle bir iddianız varsa diye hükümete ve devlete ispatlayın diyorlar. Bu haklı bir talep. Evet. Bir dava konusu bence de yapılmak zorunda. Ve bu iddialar bir şekilde netleşmesi lazım, yerliye taşınması lazım. O devletin ve hükümetin sorumluluğunda. Ama bu bana kolay mı diye sorarsanız, hayır hiç de kolay değil. Yani bir politika farklılığından dava konusu çıkarmak ancak ispatlanmış cürümler ortaysa bir anlam ifade edebilir. Kaldı ki ben ikinci, üçüncü kezdir olacak ama tekrar edeyim. Ben politika farklılığına hiçbir itirazım yok. Benim sorunum bu politika farklılığının yine aynı devletin içerisindeki farklı kurumlarda ete kemiğe bürünmesi. Yoksa Gülen grubu istediği pozisyonu alabilir. Bunu da sonuna kadar serbesttir. Bunu da sonuna kadar savunabilir. Mavi Marmara meselesinden geriye gitmek lazım. Yani ilk doğrudan açıktan kopuş orada değil de 28 Şubat'ta yaşandı. Yani 28 Şubat'ta bambaşka yerlere, bambaşka pozisyonlara, bambaşka neticeler elde eden bir hareketle onun dışındaki farklı hareketler oldu. Ama sonraki süreçte ittifak hali de görüldü. Yani buna ittifak demeyelim. Yani ittifak dediğimiz zaman da yine başka bir yere gidiyor. İş iki tane böyle sanki eşit varmış gibi. Evet. Şunu demek lazım. Yani AK Parti bir kitle hareketi. Kendisine oy veren, kendi politikalarıyla uyumlu olan her türlü harekete kimliğinden bağımsız bir şekilde, ideolojik tutumundan bağımsız bir şekilde, alışkanlıklarından bağımsız bir şekilde açık bir hareket. Dolayısıyla Gülen grubunun da AK Parti'nin politikalarının yanında yer almış olması, onunla beraber belli kazanımlar elde etmiş olmasından daha doğal hiçbir şey olamaz. Ama bunun devlet içerisindeki örgütlenme kısmıyla AK Parti politikalarının yanında durmaktan kaynaklı ne kadar fayda sağladı tartışması, o da benim konum değil. Hakikaten bir iç güvenlik soruşturma ve dava konusu. Tam da bu konuda yani Gülen Hareketi'nin isimleri haklılar. Bu iddiaların ispatlanması lazım. Dolayısıyla bence de bir dava konusu yapılması lazım. Ama bunun dışında o kurumların içerisinde hakikaten işte soruşturmalar başladığında duyduk. Çok açıktan suç işlediğine dair emarelerin olduğu isimlere dair her kurumun kendi içerisinde de belli denetleme mekanizmaları olabilir. Bunlar da resmi yollarla yürümek zorunda. Yani idari tasarrufların belli soruşturmalar, yani denetlenebilir soruşturmalar neticesinde yürümesi gerekiyor. Onun dışında da ben fazlaca yapılabilecek başka bir şeyin olduğunu da düşünmüyorum. Gerek olduğunu da düşünmüyorum. Zaten hayat, normalde işte benim o ilk başta anlatmaya çalıştığım yeni Türkiye ile beraber, yeni tecrübe ile beraber dönüşmesi gereken bu yapılar, eğer dönüşme kararlarını kendileri alırlarsa bir adaptasyon krizi olarak bu sorunları aşabilirler. Ama almazlarsa bu bir varoluşsal krize dönüşür. Bunu yaşayan birçok aktör var Türkiye'de. PKK böyle bir kriz yaşıyor. Kemalist kesimler böyle bir kriz yaşadılar. Sol bunu geçmişte yaşadı ama defalarca tartıştı, bir noktaya çıkmaya çalıştı. Hala tartışıyorlar. Yani bunlardan korkmanın alemi yok. İslamcılar yaşadılar. Bence bununla yüzleşmek lazım. Yani bu acı gerçek. Neredeyse hiç kimse ıskalamamış.
Dolayısıyla yani ben buradan kurtarırım demenin alemi yok. Zaten ben de neredeyse bu topraklarda var olan herkesi iyi kötü saymış oldum. Hal bu ise bence bundan önce, bir an önce bilinçli bir şekilde yüzleşmek çok daha akılcı ve gerçekçi yol olabilir. Şimdi normalleşme sancısını siz biraz hani Kürt meselesi bağlamında haliyle bu çalışmanızda ele almışsınız. Şimdi aynı zamanda Kürt meselesinde bir normal noktaya varabilmesi Türkiye'nin, Türkiye'nin bütün kurum, kuruluş ve zihniyet olarak da aslında devlet toplum ilişkilerinin normalleşmesi anlamına geliyor. Türkiye bu niyette, gayrette, bu yolda olsa bile bölge normalleşmeden Türkiye'nin kendi normalleşmesini tamamlaması mümkün mü? Şimdi etrafımıza baktığımızda gerçekten bir yangın yeriyle karşı karşıyayız. Bölge normalleşmeden Türkiye normalleşebilir mi? Elbette belli ölçüde normalleşir. Hatta çok ciddi ölçüde normalleşir. Bence böyle çok determinist bir yapı yok. Bu şuna benziyor. Açılım süreci, çözüm süreci başladığında ve ilk kez başı sonu belli bir yol haritası ilan edildiğinde belli isimlerden şöyle bir eleştiri bile gelmişti. Basın özgürlüğünün tam anlamda halledilmediği bir ülkede Kürt meselesi mi çözülür? Çözülür kardeşim. Yani çözülür. Suriye'de bu ateş devam ederken Kürt meselesi mi çözülür? Çözülür ya. Çok ciddi bir yere getirilir yani. Geliyor da, geldi de. Gelecek de. Çünkü AK Parti'den de bağımsız bir şekilde yaşadığımız organik bir süreç var. Toplum dönüşüyor. Kitleler başka şeyleri satın alıyorlar artık. Gelecek perspektifleri değişiyor ve ortada kalmış bir sorun var. Bu sorunun normalde yazılımdaki bazı değişikliklere ihtiyacı var. Bu değişiklikler maalesef çok gecikiyor, bundan sonra da gecikecek gibi gözüküyor. Anayasayı kastediyorum. Yani devlet, devlet vatandaş ilişkisi, sivil asker ilişkisi, din devlet ilişkisi maalesef hala anormal bir zemin üzerinde duruyor. AK Parti dönemi aslında çok ilginç bir inşa dönemidir. Normalde inşalar temelden başlar, çatıya doğru çıkarsınız. Yani anayasadan başlar. Şu an AK Parti çatıdan başladı. Neredeyse birinci kata inmiş durumda. Çok çürük bir temelin üzerinde yukarıdaki binayı mühendislik mucizeleriyle ayakta tutmaya çalışıyor. Ama temel bu sorunlu ilişkiler üzerine oturuyor. Türkiye bir normalleşme sürecinin başlangıcında. Kürt meselesi de normalleşme sürecinin makasında sıkışmış durumda. Ama aktörler dönüşüyorlar ve sivil meşru siyasete yatırım yaptıkları sürece ve bu silahsızlanma süreci belli bir noktaya geldiği sürece bunlarla geri dönüş olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonra PKK silaha başvurarak sadece kendi ayağına kurşun sıkabilir ve eğer bu silahta ısrarla devam ederse çok ciddi ve ilginç bir sorunla karşı karşıya kalacağız. O da şu, Kandil'de kalmış bazı PKK'lılardan bahsedeceğiz. Bu maalesef zaten uzunca bir süredir böyle, birkaç yıldır. Bir siyasi analiz yapmaktan ziyade bir antropolojinin öznesine doğru gidiyor. Yani ikna edilmeye çalışılan bir örgüt var. Türkiye'nin değiştiği, dünyanın değiştiği, değişmek zorunda olacağı. Dolayısıyla siyasete inandırmaya çalıştığımız, ikna etmeye çalıştığımız bir yapıdan bahsediyoruz. Burada çok ironik bir durum ortaya çıkıyor, ondan bahsetmem lazım. Milliyetçi çevrelerin en böyle klişe eleştirilerinden biri PKK siyasallaşıyor. Ya da Kemalist Çelik, PKK siyasallaşıyor. Bunu o kadar böyle bir ezberle söylerlerdi ki bunun çok önemli bir korku nesnesi olduğunu ve toplumda karşılığı olacağı düşünülürdü. Biz çözüm sürecinin böyle içinde iyice bir boğuşmaya başlayınca bu meseleyle şöyle bir sorun ortaya çıktı. PKK'nın da meğerse en fazla korktuğu şey siyasallaşmakmış. Hazırlıksız olduğu belki. Efendim? Hazırlıksız olduğu. Yani işte milliyetçi çevreler de en fazla PKK'nın siyasallaşmasından korkuyorlar. PKK da siyasallaşmadan feci bir şekilde korkuyor. O kavramı biraz açmak gerekmez mi? PKK silahı kullanan bir örgüt olmanın yanı sıra siyasal bir örgüt değil mi zaten? Elbette siyasal bir örgüt. Orada siyasallaşmadan kasıt şu. Legal siyaset. Ya bu meşru muhatap alınan bir aktöre dönüşüyor. Silahlı silahsız hiç önemli değil. O milliyetçi reflekslerden gelenlerin yaptığı eleştiri bu. Ya da bunu bir korku nesnesi olarak kullanıyorlar. İyi tamam, dönüşsün. Yani hakikaten öyleyse. PKK'ya da gidiyorsunuz. Söylenen şey şu aslında. Toplamda bütün bu çözüm süreci denen şey şu. Ya bir siyaset alanı var. Sen de işte bazı hedeflerin olduğunu söylüyorsun. Her neyse o hedeflerin. Her neyse. Buyur gel. Bunları hayata geçirmeye çalış. Şu an mesela bu çözüm sürecinin en azından BDP çevresinde en akil bulunan insanlarından bir tanesi, hatta başbakan vakti zamanında
kendisini de öne çıkartan söylemler de olmuştu. Leyla Azan'a böyle süreçler alıyor. Ama Leyla Azan'ın da bundan daha bir iki yıl önce silah konusunda kullandığı bir cümle vardı. Silah Kürtlerin sigortasıdır, teminatıdır. Bu cümlesi koskoca bir şehir efsanesinden ibaret. Bu PKK'nın silahlar üzerinden belli kazanımlar elde ettiği efsanesine dayanıyor. Hı hı. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Ama şunu bir daha hatırlatmamız lazım. PKK silah kullanmaya mecbur kılınmış bir örgüt değildi. Yani aynı mantıkla hareket edecek olursak Türkiye'nin dört bir yanında 1000 tane isyanın çıkması lazımdı. Çünkü 12 Eylül darbe düzeni sadece onların üzerinden geçmedi. Evet, orada biraz daha fazla tepindi ama herkesi mahvetti. Dolayısıyla böyle bir meşruiyet zemini aramanın, mağduriyetten bir meşruiyet, mağduriyetten bir siyaset zaten çok şizofrenik bir şey. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şunu diyeceğim, yani bilinçli bir şekilde bile isteye hem de çok ciddi ideolojik ütopyalar eşliğinde silah tercih edildi. Ve tam da bu silah tercih edilmesinden dolayı Kürtlerin belki 20 sene önce elde edebileceği haklar 20 sene gecikmekle kalmadı. 20 yıl boyunca da bu memlekette askeri yargı vesayet rejiminin ömrünün çok güçlü bir şekilde uzanmasına yol açtı. Siz şunu bitireyim, buyurun müsaade ederseniz. 80 sonrası askeri rejim 3 aşağı 5 yukarı şuna inanmıştı. Bu memlekette artık kimlikler üzerinden net ideolojik resmi müesses nizamın kabul edebileceği ideolojik zeminin dışında herhangi bir hareket kafayı kaldıramaz. Şimdi, yani biz bütün bunları dümdüz ettik demişti. Hı. 80 sonrası tam da bu oldu. Yani o kafayı kaldıramaz dedikleri kesimler içerisinden bir İslami kesim, evet, bir de milliyetçi kesimler, aynı anda Kürt kesimleri ve Türk milliyetçisi kesimleri çok ciddi bir yükselişe geçtiler. Tamam. Bu kesimler içerisinden bir tanesi silaha neredeyse hiç bulaşmadı, İslami kesim. Ve yürüdü, gitti. Diğeri de silahı tercih etti, Kürt milliyetçiliği. Hı hı. Ve maalesef o silahı tercih etmekle beraber biraz önce söylediğim o 20 yıl kayıp hem demokratik haklar konusunda hem de Türkiye'deki askeri vesayet rejiminin ciddi şekilde ömrünün uzamasına yol açtı. İşte ama mesela şöyle söylemlerle de karşı karşıya kaldık. Örneğin işte demokratik açılım içerisinde yer alan işte ana dilde eğitim ki hala o bile tartışmalı ama belli bireysel haklar konusunda ama Kürt siyasetlerinin cephesinden şunu gördük. 20 yıl önce kabul edebileceğimiz taraflarla gelmeyin bize artık. Orta Doğu değişiyor. İşte Suriye'de özellik ilan ediyoruz. Artık Irak'ta bir Kürdistan var. Türkiye Kürdistan'ı diye andığımız bir yer var. 20 yıl önce belki işte dilde vesaire eğitimde bunlar konuşulabilir taraflarda ama biz bir gün bu Orta Doğu'da başka bir varlık üzerine doğru gidiyoruz. Cümlelerini de kurdular. Elbette yani çünkü başka söylenebilecek, tartışabilecek bir alan kalmadı. Ve o diğer alanlardaki bütün haklar da büyük ölçüde bu gecikme içerisinde bizzat onların kolaylaştırmasıyla değil zorlaştırmasına rağmen verilmiş oldu. Bu doğru ama son dönemlerde dile getirilen bu meseleler de başka bir çatışmacı dilin ifadesi. Bu memlekette yapılabilecek en zor iş, hatta bence imkansız olan proje bu memleketi bir şekilde bölme projesi. Yani buna 76 milyon inansa ve ertesi sabah kalksalar. Hani etnik parselasyon projesi Balkanlar'da uygulandığı gibi Türkiye'de uygulanması o kadar kolay değil diyorsunuz. Yani Türkiye'yi ne etnik anlamda, ne siyasi anlamda, ne mezhebi anlamda, ne de ekonomik anlamda bölebileceğiniz, bölmeye başlayabileceğiniz herhangi bir başlangıç noktası gerçekten bulunmuyor. Hı hı. Bunları entelektüel tartışma, siyasi fetişler anlamında ele alabilirsiniz. Ama gerçekten hayatta hiçbir karşılığı yok. Peki, siz çok önemli bir stratejik kuruluşun bünyesinde, düşünce kuruluşun bünyesinde Türkiye'ye bakıyorsunuz, bölgeye bakıyorsunuz, dünyaya bakıyorsunuz ve mutlaka ki her türlü analizinizde bu denklem içerisinde oluyordur. Öyle Türkiye'yi dünyadan kopuk bir adacık olarak gözlemlemiyorsunuzdur. Bu anlamıyla Kürt sorunu, petrol, doğalgaz, su gibi jeopolitik konjonktürlerden bağımsız konuşulabilecek bir konu mu? Ya, muhakkak değil. Muhakkak önemli bir etken. Ama bu unsurların hiçbirisi son tahlilde siyasal gerilimlerin ve siyasal kararların önüne geçebilecek unsurlara tarihin hiçbir yerinde dönüşmüş değil. Asıl olan şey siyasetin dizaynının nereye doğru evrildiği. Bunlar onu ya provoke edici unsurlar haline gelebilir, ya geciktirici unsurlar olabilir, ya da hızlandırıcı unsurlar olabilir. Peki bu alanlardaki uluslararası çatışmalar içerisinde
PKK gibi örgütler ve o anlamda Kürt hareketinin hassasiyetleri süreçleri etkileyebilecek bir şekilde kullanılamaz mı? Örnek, bir Uludere yaşandı. Evet. Şimdi bunu işte farklı vesairelerle konuştuk. İşte istihbarat nereden geldi, uçaklar niye kalktı, komutayı kim verdi, süreç nasıl işler falan diye. Ama Türkiye ilginç tesadüflerin olduğu bir ülke. Örneğin Uludere'nin tarihi 28 Aralık 2011. Evet. Yani Rusya ile Güney Akım'ın imzalandığı tarihle aynı. Evet. Öbür taraftan 93 yılına gidiyoruz. En çok tartışılan 93 yıl. Çok kritik bir yıl. Ve tam da sizin düşünce kuruluşlarının baktığı perspektiften dünyayla, bölgeyle birlikte baktığımızda 6 ay içerisinde öyle şeyler oluyor ki sadece Türkiye'de değil, dünyada da. Örneğin 9 Mart 1993'te Elçi Bey ile bir anlaşma yapılıyor. Bir petrol anlaşması, boru hattı anlaşması. Hemen akabinde 17 Mart'ta, yani 8 gün sonra ateşkes açıklamasını Bekir'den Öcalan yapıyor. Daha sonra sessiz olduğunu açıklıyor. Bir ay sonra ve bu açıklamayla birlikte Özal 20. yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olacağını söylüyor. 8 gün sonra. Bunu söyledikten bir ay sonra da ölüyor. Vefat ediyor. Evet. Özal. Hemen arkasından bir ay sonra 25 Mayıs 93 Bingöl Elazığ kalabalığını kesen PKK 33 asker ve 4 yurttaşı öldürüyor. Ateşkesi bozuluyor. Ve çok ilginç, petrol konsorsiyumu da bu boru hattı sürecinde buranın terör bölgesi olduğunu söyleyerek süreçten çekiliyor. Bir ay sonra Haziran 93, 9 Mart'ta petrol anlaşması yapan Elçi Bey Süret Hüseynov tarafından gerçekten darbeyle düşüyor. Bir ay sonra 2 Temmuz Samsun Ceyhan hattı için kritik olan bir yer Sivas'ta. Sivas katliamı gerçekleşiyor. Hemen bir ay, bir buçuk ay sonra Haydar Aliyev devlet başkanı oluyor. Ve oradaki konsorsiyum Rusya'ya doğru yanaşmaya başlıyor. Ve 14 Ekim 93'te de, yani birkaç ay sonra da Tansu Çiller dünyanın büyük petrol şirketlerinden bir tanesiyle meseleleri görüşmek üzere buluşuyor. Bu görüşmeler sürerken Öcalan bir demeç daha veriyor. Diyor ki Bakü Ceyhan petrol hattına izin vermeyeceğiz. Bizimle anlaşma olmadan petrol hattları döşenemez, döşense de işletilemez deniyor. Bu açıklamadan hemen sonra da Avrupa'da eş zamanlı PKK yönelik operasyonlar başlıyor. Gözaltılar Almanya ve Fransa'da. Ve dönemin Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin de Bakü Ceyhan hattı terörden ve diğer nedenlerden dolayı olamayacak sözleriyle son derece garip bir açıklama. Yapıyorum. Yani bunlar kendi içerisinde bir kısmı tutarlı, bir kısmı ancak determinist bir şekilde geçmişten baktığınız zaman bir yere oturtabileceğiniz bir benzer. Yani birkaç ay içerisinde iki katliam, evet. Bir devlet başkanının şüpheli ölümü, yani Özal'ın, bir devlet başkanının darbeyle devrilmesi, bir insanın iş başına gelmesi gibi olgular sıkışıyor birkaç aya. Yani işte bütün bunların merkezin hakikaten ana dilde eğitimini elde etmeye çalışan, o yılları söylüyorum, en temel demokratik haklarını elde etmeye çalışan. Bu anlattığım senaryoda tek bir Kürt kelimesi geçti. İşte onu diyeceğim. Yani sadece işte Kürt olduğunu da kabul etmesini isteyen bir örgütü nereye oturtacağız? Ya da şöyle mi sormak lazım? Ya böyle bir merkez rolü zaten olamaz, araçsaldır diye. Şimdi uluslararası aktörlerle, bölgesel aktörlerle, bu türden örgütlerin... Çünkü, özür dilerim, Güney Akım'ın aynı zamanda Nabucco'nun alternatif olarak algılandığını biliyoruz. Ama şimdi yani doğrudur. Şimdi Nabucco'da büyük bir şaşayla biliyorsunuz Türkiye'de anlaşma imzalandı Ankara'da. Hı hı. Ama bunlar sadece bunun üzerinden şekillenmiyor. Bunlar dev finansmanlar isteyen projeler. Her şeye herkes hemfikirken bir finansman sorunu ortaya çıkıyor. Ama her türlü manipülasyona da açık. Elbette açık ama şimdi son tarihte şöyle bir mesele var Eren Bey. Yani bu petrol bir yerde çıkıyor, doğalgaz bir yerde çıkıyor. Bir yerde birisinin bunu satın alması gerekiyor. Yani bu sırf elinizde diye dünyayı kurtaracak işlerin içerisine giremiyorsunuz. Elbette manipülasyonlar, şunlar bunlar yapma ihtiyacı duyuyorsunuz ama şimdi mesela bu sene dünya ekonomisi ciddi şekilde küçülecek. Yani istediğiniz manipülasyonu yapın, son tüketici geçen seneki kadar nedir enerji tüketemeyecek. Fabrikalar o kadar çalışamayacak, bireysel tüketiciler o kadar çok dolaşamayacaklar. Dolayısıyla bu meselenin ben böylesine manipülatif yönleri olduğunu belli ölçüde kabul etmekle beraber son tarihte enerji politik üzerinden dizaynların bizi çok açıklayıcı bir yere götürmeyeceğini düşünürüm. Benzer bir şeyi bence en güzel örnek sizin en başta isminde zikrettiğiniz Barzani yönetimi yaşadı.
Bu türden çok kurtarıcı, mesiyanik projeler kendilerine fazlasıyla aktarıldı. Siz bütün Orta Doğu'nun kaderini belirleyecek şu yatakların üstündesiniz, bu sermayenin üzerindesiniz, şu enerjinin üzerindesiniz. Sonra ortaya çıktı ki doğru üzerlerinde oldukları, bunda bir verili durum, maddi bilgi, bunu inkar edecek bir şey söz konusu değil. Ama hayat sadece bunun üzerinden değil, hatta büyük ölçüde bunun üzerinden yürümüyor. Tek başına sizin orada oluyor oluşunuz, o bölgede bulunuyor oluşunuz, enerji politikle bütün... Ama kaynakların sahibi olduğunu söyleyebilir miyiz oradaki yönetimi? İşte, İşgale uğramış bir ülkeden bahsediyoruz. Sadece orası da değil. Körfez için de aynı şey geçerli. Başka yerler için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla belli sigorta poliçeleri satın almanız gerekiyor. Bu işlemleri yapabilmeniz için. Bunlar elbette resmi ve meşru işler değil. Ama bir şekilde bir yerleriyle bu güvenceyi sağlayabilecek bir alana girmeniz gerekiyor. Enerji politik üzerinden sadece bunu okursak eğer biz, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bugün bambaşka bir yerde olması gerekirdi. İsrail'le kurduğu ilişkilerden dolayı bambaşka bir yerde olması gerekirdi. Bence bunlar kısa dönemli, hızlı kestirme çözümler adına zaman zaman girişilen ama son tarihte belli bir ölçenin üzerindeki devletlerin politikalarını çok ciddi anlamda manipüle edemeyen şeyler. Yani siz Rusya olarak, sizde yaklaşık 40-50 milyar dolarlık ticaret yapan enerji üzerinden bir Türkiye'yle istikrarlı bir şekilde bu ticaretinizi götürmek istersiniz. Çünkü bu işte 10 yıl devam ettiği zaman yarım trilyon dolar bir ticaret hacmine ulaşır. 10 yıl boyunca şurada zikredilen projelerin tamamını hayata geçirseniz ki mümkün değil teknik olarak bu rakamın kenarına bile yanaşmayacak şeylerden bahsederiz. Yani son tarihte o borulardan petrol gaz geçecek, siz de bir yüzde alacaksınız. Kesinlikle bu rakama ulaşamaz. Hangisini tercih edersiniz? Yani düzenli bir müşterinizi kaybetmeyi mi, riske atmayı mı, yoksa böylesine maceracı işlerin içerisine girmeyi mi? Bu durum İran için de geçerli. Tam da geldiği bugünkü noktada o işlerden acaba nasıl daha az bir maliyetle sıyrılıp bir şekilde batıyla bir yol bulup yeniden bir düzen arayışı içerisine girerim. Yani müşteriyle aslında. Elbette yani şimdi niçin İran petrolünü satamıyor ya da Irak işgalden dolayı ben Irak'a çok yoğun çalıştım. Yani benim ilk kitabım Irak üzerinedir. Petrol fiyatlarının zirve yaptığı 2005 senesidir. Zirve yaptığı yıllarda Irak petrolü 30 doların aşağısına satılıyordu. Yani külliyen zarardı. Buna işte güvenlik riskleri diye çok böyle harika bir çarpan bulunmuştu. Eksi çarpan. Irak'ın cebindeki bütün parası her varilde oraya gidiyor. Bir de zaten dolar karşılıksız basılıyor. Petrole endeksli. Elbette. Şimdi ben çözüm sürecini hızla bir çevirmek istiyorum. Şu sanki gelinen nokta itibariyle şöyle bir şey var. Bu süreci yürüten iki taraf içinde farklı zamanlar işliyor. PKK-BDP tarafı, Kürt siyasi hareketi diyelim, hemen ve çok hızlı bir şekilde bunun yasal bir korunağa, bir düzleme taşınmasını istiyor. Ve bunu da kendi tabanını anlatırken aslında 30 yıldır yürüttüğü bir mücadelenin sonucunda bu noktaya gelindiğini vurgulayarak yapıyor. Öte taraftan AK Parti hükümeti bütün bunu Kürtlerin, bunun bir demokrasi eksikliği ve hoyrat devlet eliyle sürecin, sorunun bu noktaya geldiğini, dolayısıyla o hakların teslimiyle aslında biraz daha yavaş yayılmış bir şekilde bu süreci insanların gönlünü fethederek Kürtleri tekrar devletle, Türkiye ile barıştırarak biraz zamana yayarak çözmek gibi bir gayreti olduğu işleniyor. Dolayısıyla iki farklı işleyen süreç var. Ama bütün bunun dışında bölgenin kendi saati var ve tik tak tik tak o hızla tempoyu artırıyor. Bu üç farklı zamanlama bakımından özellikle Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde olan gelişmelerle birlikte baktığınızda bu zaman farklılıkları bir yerde patlar mı? Yani taşıyamayabileceği bir nokta var mı? Ne görüyorsunuz? Şimdi bir eş zamanlama krizi dediğim bir sıkıntı çok derin bir şekilde PKK çevrelerinde hissediliyor. Bu çok büyük bir kriz. Eş zamanlamadan kastım benim böyle bir işte tarihsel jet lag diyeceğimiz bir sıkıntı yaşanıyor. Yani biz 2014'teyiz ama siyasal, toplumsal, zihinsel olarak başka bir aktör pekala 80'lerde, 90'larda kalabiliyor. Bu çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bu sadece PKK örneğinde de geçerli değil. Birçok toplumsal, siyasal hareket için Türkiye'de ve Orta Doğu'da özellikle geçerli olan bir durum. Şimdi bu çözüm sürecine yasal bir altyapı hazırlama işi
özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde böyle liberal çevreler tarafından paketlenen, kulağa çok hoş gelen ama hiçbir karşılığı olmayan, içi boş bir tekliften ibaret. Bu bir kez hayata geçirilmeye çalışıldı ve sonu felaket oldu. Ben onun örneğini size vereyim. Irak'ta işgal sonrası Irak Anayasası'na 2005 referandumuyla kabul edilen Irak Anayasası'na alelacele bir şekilde 140. madde eklendi. 140. madde Irak bir yönüyle Orta Doğu'nun mikrokozmosu. Orta Doğu'da olup da Irak'ta olmayan siyasi, ekonomik, toplumsal bir unsur yok. Yani işte petrol, farklı dini gruplar. Laboratuvar denebiliyor. Tabii. Oranın da mikrokozmosu, Irak'ın da mikrokozmosu Kerkük. Yani Irak'ta olup da Kerkük'te olmayan bir unsur yok. Siyasi, ekonomik, toplumsal. Kerkük'e bir çözüm modeli aranıyor. Anayasaya madde konuldu. Felaket orada başladı. Madde 3 unsuru içeriyordu. Bir normalleşme, 2 nüfus sayımı, 3 seçimler. Kerkük'ün nasıl yönetileceğine en son seçimlerle karar vereceğiz. Bu yazıldığı andan itibaren bütün unsurlar ikinci aşamaya oynamaya başladılar. Çünkü herkes biliyordu ki son sayıda nüfus belirleyecek yönetimin nasıl olacağını. Herkes nüfusla uğraşmaya başladı. Kürt yönetimi uğraşmaya başladı. Türkmenler, Arap. Kim güçlüyse, kim silahını kullanabiliyorsa birbirlerini katletmeye başladılar. İkinci unsura yani nüfus meselesine yoğunlaşınca normalleşme zaten sağlanamadı. Normalleşme nüfus işleri de bitmeyince, nüfus sayımı işleri bitmeyince seçime de hiçbir zaman gidilemedi. Peki dolayısıyla olmamalı mı böyle? Kesinlikle. Bu sürecin en büyük garantisi benim biraz önce dile getirdiğim milletin kan akmasını, engellenmesini satın almış olmasıdır. Kayda geçecek resmi mühür ve imzalı her türlü belge son tarihinde subjektif bir perspektifi yansıtacaktır. Ya biz gideceğiz bütün millete bir referandum yapacağız. Orada bile bu temel haklar üzerine bir referanduma gitmenin sakıncalarından dolayı ciddi marazlar çıkacak. Bunu bence doğal, organik sürecine bırakalım ve lütfen şu Allah rızası için en son çatışmanın 150-200 yıl önce olduğu Kuzey Avrupa ülkelerindeki şu çatışma çözümü fantezilerinden şu memleketi uzak tutalım. Yani buradaki bu sorunu biz tanıyoruz, biz bu ülkede yaşıyoruz, biz bu meseleleri yerli bir şekilde ele alabiliriz ve buradan sorunlara çözümler üretebiliriz. Ama bu siyasi hareketinin talebi bu. Tamam, onlara sesleniyorum zaten yani. Onlar bir dönüp bakabildikleri ölçüde bu perspektiften zaten mesafe alabiliyorlar. Yani ancak buradan ilerleyebiliyoruz. Biz bu meselede en büyük sorun şu, bu Tayyip Erdoğan, Kürt siyasi hareketi şu bu değil. Yarın her şey hallolsa bile son tahlilde siz bütün milletin iyi kötü sindiremeyeceği hiçbir çözümü hayata geçiremezsiniz. En büyük mesele bu. Bu milletin Kürt meselesi bağlamında sindirebildiği ve hızla da yükselen en önemli barış süreci bu son yaşadığımızdır. Eğer bu yasal kefaletle kirletilirse biz çok başka bir yere gideriz. Siz şimdi kitapta başlıklarınızdan birisi Türkiye'nin Kürt meselesi ve PKK'nın Kürt meselesi diye ikisini birbirinden ayrıştırmışsınız. O şu, ayrıştırmadan ziyade şu, ikincisi yeni ortaya çıktı, çıkmaya başladı. Türkiye'nin Kürt meselesi bitince, daha doğrusu şöyle bir dünya var bu çevrelerde maalesef. Bir Kürt meselesi dünyası var. Bu dünya ila nihaya devam etmek üzere var olan bir dünya. Yani ne yaşanırsa yaşansın, Kürt meselesi var olmak zorunda. Ya iyi de kardeşim, bu bir gün bitecek. Yani tarihte onlarca böyle mesele var. 15 yıl, 20 yıl, 40 yıl sürmüş. Biz geriye dönük okuduğumuzda bir paragrafta anlatılıp geçiliyor. Bu da böyle olacak. Bu bir anormallik hali. Memleketteki birçok anormallik hali gibi bir şekilde çözülecek. Yani en baştan maddi bilgi olarak Kürt meselesi çözülmeyecek düzeyinde kalırsanız bizim bir yere gitme şansımız yok. Ben neyi kastediyorum orada? Şunu kastediyorum. Şu an bu memlekette sıradan bir Kürt'ün sadece Kürt olmaktan kaynaklı sıkıntıları neredeyse tamamen giderilmiş durumda. Sıradan bir Kürt'ün sadece Kürt olmaktan kaynaklı sıkıntıları neredeyse giderilmiş durumda. Bu olumlu bir şey. Ama siz örgütlü bir Kürt grubu olarak farklı talepleriniz olabilir. Tıpkı örgütlü bir Çerkez grubunun, örgütlü bir sol grubun, örgütlü bir İslamcı grubun farklı talepleri olması gibi. Bunların karşılanaması halinde ortaya çıkaracağınız marazlar üzerinden Kürt meselesini ya da başka herhangi bir meseleyi teslim alamazsınız. Böyle bir şey olamaz. Şunu söylüyor aslında PKK farkında olmadan. Kardeşim bir Kürt meselesi yoksa biz çıkarırız. Demek zorunda kalacaklar.
Bu olmasın diye ben diyorum ki ya kardeşim bu memleketin Türkiye'nin de ürettiği bir Kürt meselesine ihtiyacı yok. Sizin de ürettiğiniz bir Kürt meselesine ihtiyacı yok. Bir normalleşmeye ihtiyacımız var. Bunu da yapabilmenin yolu milletin hepsini sindirebileceği bir atmosfer oluşturmamızdan geçiyor. Aksi takdirde hiçbir aktör bütün memleketin sindirebileceği bir sorunu herkesin sindirebileceği bir hale getiremez durumda olacak. Bu en büyük kriz. PKK'ya rağmen yürüyor o zaman çözüm süreci? Kısmen belli yerlerde PKK'ya rağmen yürüyor. Zaten açıklamalar ortada. Abdullah Öcalan'ın işte 21 Mart Nevruz'unda geçen sene ortaya çıkan mesajı çok ciddi bir kriz ortaya çıkardı. Bu mesajı taşıyamayan bir örgüt yapısı hemen zaten zuhur etti. Mesaj basitti. Esasta ve usulde Öcalan bir radikal değişikliğe gitti. Usulde silahlı mücadele dönemi bitmiştir dedi. Ve bunu çok kararlı bir şekilde söylediğini iddia ediyor. Esasta ise kardeşim dünya görüşünüz, meseleye bakışınızı biraz daha farklılaştırın. Açıkça İslam kardeşliğine vurgu yapan, Türkleri de Kürtleri de bu topraklarda yaşayan birçok kişiyi daha yatay kesmeye çalışan bir perspektif öneren, radikal bir pozisyondan, ideolojik pozisyondan olabildiğince uzaklaşıp siyaset yapın demeye getiren öneride bulundu. Şimdi bu mesajı taşımayın. Burada şöyle bir risk var mı? Nereden? Şöyle bir risk var mı? Mesela son süreçlerde Türkiye siyaseti içerisinde ne konuşuluyor? Mesela Erdoğan'sız bir AK Parti hedefleniyor diye bir şey tartışılıyor. Bu anlamıyla bir Öcalan'sız bir PKK hedefleniyor olabilir mi? Yani bir zamanlar Anadolu Hareketi Kutuz Savaşı'nda biliyorsunuz. Evet, saltanatla kurtaracağız. Vahdettin orada esir, eli kolu bağlı. Onu da kurtaracağız diyerek Anadolu'ya geçmişti. Bir gün Öcalan'ı Vahdettin gibi ilan edip onu da kurtaracağız diyerek başka bir siyasal irade oluşabilir mi? Bu anlamda Kürt sorunu çözüm süreci bıçak sırtı duruyor olabilir mi? Bunu çok kısa cevaplamanızı isteyeceğim. Yani Öcalan mitini bizzat Kürt hareketi kendisi icat etti. Bu, o miti bozmadan evet, yani bulabilmeye kalkışabilir mi? Bundan da daha önemlisi bir hareketin içerideki lideri meşru siyaseti ve inşa edici kurucu siyaseti yapan ana aktöre dönüşürse hareketin dışarıdaki kadroları sıkıntı yaşamaları mukadderdir. Normalde beklenen şey şudur. Hareketin dışarıda hem de meşru siyasetin içerisine girmiş olan aktörleri herkesten fazla hiç Öcalan'a ihtiyaç duymadan meşru siyaset alanlarını güçlendirecek kurucu, inşacı bir siyaset perspektifine sahip olsunlar. Burada maalesef garip bir durum yaşanıyor. İçeride olan aktör o kurucu siyaseti icat edebiliyor, inşa edebiliyor, ortaya çıkarabiliyor. Evet. Dışarıda olan bunu çok daha rahat yapma sahip olan aktörlerse onun gerisinde geliyor. Rejim beni uyarıyor ama şunu sormadan programı kapatmak istemiyorum. Şimdi bu mesele çözüm süreci. Öcalan da sürecin aktörü olarak içinde. Sanki çözüm süreci gelip Kürt meselesinden de ayrışarak, koparak PKK'ya ne olacak? PKK kadrolarına ne olacak? Sorusunun cevabına tıkandı galiba. Şunu söyleyeyim sadece. PKK hala hipotetik olarak bir gün silah bırakacağını, bırakmak zorunda kalacağını, hangisini tercih ediyorsa bu kelimelerden, söylemediği sürece PKK kadrolarına ne olacağının cevabı yine biraz önceki o yazılı kağıt beklentisi gibi anlamsız beklenti olduğunu düşünüyorum. Bu çok zor bir şey değil. Bakın hipotetik olarak PKK bir gün silah bırakabilirim demesi lazım. Saha araştırmalarının tamamında biz bu soruyu sorduğumuzda PKK'nın silah bırakabileceğine inanmayan çok güçlü bir Kürt ve Türk kesimi var. Yani bir şekilde sahadaki insanları bile silah bırakabileceğine bir gün ve soru şudur yani herhangi bir şart altında PKK silah bırakabilir mi? Hiçbir engelleme yapmıyorsunuz herhangi bir şart altında. Bu soruya bile Suriye'de özel bir bölgeye %70'lerin üzerinde hayır bırakmaz deniyorsa bence PKK silahla imtihanını gözden geçirirse silahlarının ne yapacağını da cevabı o zaman ortaya çıkar. Çok önemli bir şey söylediniz programı bitirirken. Çok teşekkür ediyoruz. Seyircileri uyarıyor. SETA Başkanı Taha Özhan konuğumuzdu sayın seyirciler. Eren Eğilmez'le birlikte hazırladığımız kayda geçsinin sonuna geldik. Haftaya yine bekliyoruz. İyi akşamlar.